güneş doğdu. Her yer aydınlanıyor. Bu kez Gölyazı için bir gün daha başlıyor. Gölyazı, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı bir balıkçı kasabası. Uluabat Gölü kıyısında bir yarımada ve ona bağlı Halilbey Adası'ndan oluşuyor. İki bölgenin bağlantısı hem yayaların hem araçların geçebildiği bir köprü aracılığıyla sağlanıyor. 1924'teki mübadeleye kadar Türkler ve Rumların bir arada yaşadığı bir alan olduğu anlatılıyor. O tarihten sonra genellikle Selanik'ten gelenler bölgeye yerleştirilmiş. Gölyazı'da bir gün geçirirken insanların yaşantılarına tanık olmak mümkün. Napolyon krallığı burada yaşamış. Eskilerden dedelerimiz anlatıyor mesela. 600 hane Rum, 600 hane Türk. Burada iç içe, kardeş kardeşe çok güzel bir şekilde, komşu bir şekilde yaşamışlar yani. Aralarında hiçbir nüsbet yaşanmamış yani. İşte ondan sonra Atatürk zamanında Rumlar Yunanistan'a, bizim Türkler de buraya gelmişler. Hatta bizim ilk önce şurada İkizçi köyü var karşı tarafta. İlk önce oraya gelmişler. Dedelerimiz de orada Yunanistan'ın Petiska köyü varmış. Orada da bir göl varmış. Biz oraya gittik 6-7 sene önce, 2008 senesinde. Orayı gördük yani, davet ettiler bizi Rumlar. Oraya gittik, geldik. Orada normal bir göl vardı. İkizçi köyünden burasını görmüşler, bu Aparyont gölünü. Demişler ki biz burada duramayız, hiç olmazsa gölün olduğu yere gidelim. Gölün olmadığı yerde biz yaşayamayız demişler. Ondan sonra buraya göndermişler bizi. O zamandan beri buradayız. Yani Allah'a şükür hiçbir sıkıntımız yok. Buralıyım. Bu köyde doğdum, büyüdüm, evlendim. Benim dedem babaannem gelmiş. Ben doğdum, büyüdüm, bu köylüyüm. Eskilerden anlatırlardı yani. Eskiden Atatürk zamanında Rumlar yaşıyormuş bu köyde. Atatürk mübadele zamanı Rumlar o tarafa gitmiş, bizim Türkleri bu tarafa getirmiş diye duymuştum yani. Gölyazı'nın balıkçı köyü olması nedeniyle balıkçılar için burada bir gün sabah havanın aydınlanmasıyla başlıyor. Köyün genili uyurken balıkçı teknelerinin sesleri bütün gölde yankılanıyor. Uluabat Gölü her ne kadar sayının azaldığı söylense de 21 farklı balık çeşidine ev sahipliği yapıyor ve her gün onlarca balıkçıya yüzlerce balık veriyor. Bölgenin en güzel turnaları, sazanları ve yayınları burada yenebiliyor. Bütün bu günlük telaş ve çaba mezata yetişmek için. Balık mezatı her gün gölün kıyısındaki bu ağacın altında saat 11 civarında yapılıyor. Gölde tutulan yüzlerce balık burada, bölgeden gelen dükkan ve restoran sahiplerine açık arttırma yoluyla satılıyor. Tam 50 lira. 45. Yayın mı var? 40 lira oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 47. Gölyazı'nın en ilginç özelliklerinden biri ise balıkçıların bir kısmının kadın olması.
av mevsimi dışında da son derece çalışkan olan ve ev işleri dışında para kazandıracak işleri de sahip Gölyazı kadınları, balık mevsimi geldiğinde eşleri, arkadaşları ya da akrabaları ile birlikte balığa çıkıyor. Gölyazı tarihi, doğası ve balıkçı kadınlarıyla ünlü bir yer. Kadınları kadına özgü her şeyi yapmalarına dair, bir de bunun yanı sıra da balıkçılık yapıyorlar. Aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar, çocuklarını okutuyorlar. Kendileri en azından hayatta kendine ayakta durma şanslarını elde ediyorlar çalışarak. Kadınlar mübadelede göç aldığında Gölyazı, geldikleri yerden zaten bir balık kökenleri var, balık tutma şeyleri. Zaten burayı tercih etmelerinin sebebi de o. Kadınlar balığa eşlerine yardımcı olmak için, kayıkta kazanılan paranın ikiye bölünmemesi için, o parayın aile içine bütün olarak gelmesi için eşlerinin yanında onlara yardım ederek aile ekonomisine katkıda buluyorlar. Çocuklarını okutuyorlar, kendilerine harçlıklarını çıkartıyorlar. Bir de şöyle bir şey, eşleri ölen bayanlarımız evlenmeyip hayata kendi başlarına tutunabiliyorlar. Onun için de bayan bayana, kadın kadına, kız kardeşiyle, komşusuyla balığa çıkıp kadın kadına da balıkçılık yapan arkadaşlarımız var. Biz kadınlarla beraber konuştuk, derneğimizi kurduk. İşte Kadın Balıkçılar Derneği, bizim köyümüz balıkçı. Ben balıkçılık yaptım yani. Kaç sene, 10 sene falan balıkçılık yaptım. Kardeşimin hanımı kaldığı için ben beyimden zor izin aldım onunla beraber olmak için. Biz ikimiz çıktık göle. 10 sene falan çalıştık. Sabahleyin kalkıyoruz, bismillahi namazı kıldık mı sabah ezanında. Çıkıyoruz ağlarımıza. 20 kilo, 30 kilo, 50 kilo Allah ne verdiyse alıp geliyoruz. Ama başkanımız sağ olsun bu işi kurdu bize, bu derneğe. Balıkçılığı bıraktık. Şimdi dernek olarak çalışıyoruz canım benim. Balık azalmadı. Balık su çok olduğu için balık kamışın içinde serin suda yatıyor balık. Şimdi sularımız kaçtığı zaman balık dışarı çıkacak. Balık başladı olmaya şimdi. Bundan sonra balığımız çok bizim. Turna balığı çıkıyor, sazan çıkıyor, yayın çıkıyor, istakozumuz var. Her şeyimiz var yani. Köyümüz doğa harikası bir yer. Gölyazı, Apolyont. Gelen insanlar, zaten misafirlerimiz çoğaldı bu 3-5 seneden beri. Hayran kalıyor yani. Gelen misafirlerimizin çoğu soruyor. Diyor ki burada sürekli böyle rüzgar esiyor mu? Evet esiyor. Niye esiyor? Bizim önümüz açık. Koskoca Apollon Krallığı yaşamış burada. Boşuna mı yaşamış? Gölyazı'ya hemen girişte gelen ziyaretçilerin ilk durağı Ağlayan Çınar oluyor. Belirli mevsimlerde öz suyu aşağı doğru akan ve çınar şeklindeki mermere dökülen bu ağacın ağladığına inanılıyor. Bugün Gölyazı'ya gelenler buraya uğrayıp fotoğraf çektiriyor. Gölyazı'da bir gün geçirirken yapılacak en önemli aktivitelerden biri yürüyerek etrafı dolaşmak. Bu sırada insanın kendini bir anda tarihin hemen yanı başında bulması çok mümkün. Gölyazı'nın tarihi Roma dönemine kadar gidiyor. Bu uzun geçmiş, yakın dönemlerde yapılan evlerin temel taşlarında görülebiliyor. Apollon Krallığı'nın merkezi olarak bilinen Gölyazı, daha sonra Bizans ve Osmanlı hakimiyetine giren topraklar arasında bulunuyor. Adayı baştan başa kuşatan surlar, antik kalenin günümüze kadar gelen kalıntılarından biri. Surların duvarları bazı yerlerde sapasağlam ve bütün muhteşemliğiyle kalırken, bazı yerlerde mahalle içlerinde kayboluyor. Ya da evlerin duvarlarının bir kısmını oluşturuyor. Bir anda karşınıza kalenin büyük taş kapısı çıkıyor. Hatta mahalle aralarında evlerin hemen önünde o dönemlerden kalan sütunlar olduğu gibi duruyor.
Tamamı bir sit alanı olan Gölyazı'da bütün bu tarih gün ışığına çıkmayı bekliyor. Gölyazı'da bir gün geçirilirken surların dışında görülebilecek yerlerden biri Aziz Panteleimon Kilisesi. Burada günümüze kadar ulaşan tek kilise olarak bilinen yapının 19. yüzyıl sonlarında inşa edildiği tahmin ediliyor. Bugün bir kültür merkezi olarak kullanılan mekan, Gölyazı ziyaretçileri için köyün girişinde görülmesi gereken noktalardan biri. Yine köyün girişinde bulunan bir yer değirmeni de Gölyazı'nın tarihi ve kültürel yapısını anlatması bakımından önemli. Yapım yılı tam olarak bilinmeyen yer değirmeni restorasyondan sonra kapılarını ziyaretçilere açacak. Çok güzel bir köyümüz, şirin bir köyümüz var. Ada yani. Bizim köyümüz ada artık. Turistik bir ada oldu. Kalelerimizi gezer, doğal yerlerimizi gezer, Zambak Tepemiz var onu gezer, kiliseye gider. Burada gelir gözleme yeri bizden. Memnun olup gidiyor. Herkes teşekkür edip de gidiyor bizde. Tabii ki yaz mevsiminde. Vallahi geçen hafta falan 10.000 tane araba girmiş yani köye. Köyün merkezindeki tarihi hamamsa buradaki tarihin ne kadar derin ve katmanlı olduğunun bir işareti gibi. Günümüzde kafe olarak kullanılan hamam, Gölyazı'da bir gün geçiren misafirlerin uğrak yerlerinden biri. Bütün bu özellikleriyle Gölyazı nereden bakılırsa bakılsın harika görüntüler sunuyor. Hemen hemen her mevsim özellikle hafta sonları fotoğraf meraklılarının burayı doldurması tesadüf değil. Bugün buraya ben gezmeye geldim abla, ben burada nereye gezebilirim diye sorarsa ben ona derim ki bak kardeşim bu köyün burası bir ada. Bu yol olduğu gibi sahil yolu. Buradan gidersen gene buradan çıkarsın aynı yerden. Bu 4 katlı aynen böyle çıkar. Bizim köyümüz tepeye doğru yüksek. Gölyazı'ya bir gün geçirmek için gelindiğinde Uluabat Gölü'nde tur atmamak olmaz. Eski ismi Apolyont olan Uluabat, geniş ama sığ bir su havzasına sahip. Uygun iklim koşulları, sazlık alanları ve açık su yüzeyleriyle 400 binden fazla su kuşuna ve yine binlerce bitkiye ev sahipliği yapıyor. Bahar aylarında bembeyaz çiçeklere bürünen nilüferleri gölün birkaç yerinde görmek mümkün. Üzerinde ziyaretçileri dolaştıran teknelerin son dönemde evlenme teklifleri için gençlerin favori mekanlarından biri olduğu söyleniyor. Düğün fotoğrafı çektirmek için buraya gelip tekneye binen çiftler de var. Gölyazı'da bir gün geçirirken sokak hayvanlarının son derece mutlu ve rahat olduğu göze çarpıyor. Sabah peşinize takılan bir köpek akşama kadar size arkadaşlık edebilir. Gölyazı yaz başında Afrika'dan göç eden çok sayıda leyleğe de ev sahipliği yapıyor. Hemen hemen her sokakta bacaların ve direklerin üzerinde leylek yuvaları görmek mümkün. Leylekler göldeki balık ve yılanlarla beslenerek buradaki doğal dengenin ayrılmaz bir parçası olma görevini yerine getiriyor. Thank you.
Yukarıdan görünüşü, sokakları, surları, yarısına kadar suyun içinde hayatını sürdüren ağaçlarıyla Gölyazı'nın doğal güzelliği sadece görsel değil. Çevresinde 17 yerleşim yeri bulunan Uluabat Gölü, gelen misafirlerin buranın meyvesinden ve sebzesinden bol bol yemesine olanak sağlıyor. Bizim buraları taşlık bölge. Genelde topraklarımız taşlık bölge. Zeytine çok elverişli. Yemişe, incir, siyah yemişe ihraç oluyor. Çok elverişli. Suyumuz da Allah'a şükür bol. Verdiğimiz zaman ağaçlar böyle bir sabahsı böyle bir bambaşka oluyor. Yüzüne gülüyor yani suyu verdiği zaman. Randıman, verim o kadar daha güzelleşiyor. Bir de toprağımızın vermiş olduğu bir kalite var. Bir tatlılık var. Süper yani. Bakın karpuzlarımız. Kendi malımız. Bak şimdi getirdim daha bir saat önce. Daha bıçağı vururken daha ayrılıyor karpuzumuz. Bu ne demektir? Bu kalitedir. Karşı tarafta, Fadıl'la yakasında da bizim arazilerimiz var. Orada yapıyoruz karpuzlarımızı. Tamamen doğal ve organik. Hiçbir katkı maddesi yok. Gölyazı'da bir gün boyunca etrafı gezen ziyaretçiler, bölge sakinleriyle birlikte köyün kahvesinde oturup soluklanıyor. Gölyazı son dönemde hem şehir ve ülke içinden hem de ülke dışından daha çok insan çekmeye başlamış. Dolayısıyla burada yaşayan insanların günlerini geçirme şekilleri de değişmiş. O kadar bir revaçta ki sürekli hareket var, sürekli canlılık var. Yerli turist çok, yabancı Arap turist çok alıyoruz. Halk zaten çok sevecen bir halk, misafiri seviyor. Siz de eğer gezerken gördüyseniz sürekli hoş geldiniz, bir şey ihtiyacınız var mı? Gelen misafir bize gelir kaynağı olduğundan dolayı tabii de bir empati yarattı. Çok da güzel gidiyor hayatımız şu an günlerde. Valla sabah gelse, güneşin doğuşuyla gelse, bence güneşin batışına kadar kalır. Çünkü güneşin en güzel battığı yer Gölyazı diyorum. Geldiğin zaman akşam gitmek istemeyecektir. Günü dolu dolu yaşayabilecektir. Halk zaten onu bir an kucaklıyor gelen misafiri. O kendisi zamanın nasıl geçtiğini bile fark edemeyecektir. Büyük bir şehrin bu kadar yakınında, doğal ve kültürel yapısı bu kadar bozulmadan kalmış bir alan bulmak gitgide zorlaşıyor. Gölyazı bunun istisnalarından biri. Eğer mevcut yapısı bozulmazsa bu köy daha uzun zamanlar insanların bir günlerini geçireceği bir bölge olmaya devam edecek. Şimdi Gölyazı'da tabii ki gelen misafirlere hizmet edebilmek için ben Gölyazı'nın doğallığının korunmasından yanayım. Misafirlerimiz gelsin ama Gölyazı doğal haliyle kalsın. Doğal yapısı bozulmadan, kendi özü kaybolmadan, mesela artık tarace ve beyaz örtüleri var kadınlarımızın, geleneksel kıyafeti. Hemen hemen yeni yetişen nesil giymiyor, kayboluyor. Onun kaybolmamasını istiyorum. Balığın üretiminin, gölde veriminin daha çok artırılması için çabaların sarf edilmesini istiyorum. Çünkü Gölyazı'nın her biri sokağı balıkçılığa açılıyor. Kimi balık tutuyor, kimi satıyor, kadınlarımız ağlarını örüyor. Balık satan kadınlarımız var. Bir şekilde Gölyazı'nın her kapısı balıkçılığa açılıyor. Bir de Gölyazı'da zeytin üretimi var. Kara incir, beyaz incir üretimi var. Ama o çok hanelerde olmamasına rağmen herkes bir şekilde balıkçılığa mecbur kalıyor. Misafirlerimizin geldiği zaman işte şunu yer misiniz, bunu yer misinizden dolayı Gölyazı'ya özgü en güzel şey balığı. Çünkü bizim tarlamız göl olduğu için o özgünün kaybolmamasını istiyorum. Gölyazı bu tarihi dokusuyla, bu doğal güzelliğiyle inşallah daha çok güzel misafirler ağırlayacağına inanıyorum. Bizleri ziyaret etmek isteyenlere de buyurun Gölyazı'ya gelin diyoruz. Gölyazı güneşin en güzel battığı yerlerden biri olarak biliniyor. Akşam saatlerinde sokaklar tenhalaşıyor. Komşular kapı önlerinde son muhabbetlerini yapıyor. Gölyazı'da bir gün böyle sona eriyor.